Selam dostlar, Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere ilkbaharda toprağa dolomit unu vermenin faydalarından, misyonumuz gereği zararlarından ve nasıl kullanacağınızdan bahsedeceğim. Ayrıca kıştan çıkan toprağın asitliği konusunda da önemli bilgiler paylaşacağım. Çünkü bu anlatacağım basit işlemi yapmazsanız belki de bütün sezon büyük sorunlar yaşayacaksınız demektir. Hazırsanız başlayalım. Dolomit unu, kalsiyum ve manyezyum karbonat içeren doğal bir kireç taşı türüdür. Sebze fidelerinizin ve ağaçların sağlıklı gelişimi için çok önemli olan bu iki mineral toprak düzenleyici olarak kullanıldığında büyük faydalar sağlar. Şu soru çok önemli aslında. Neden dolomit unu eklemeliyiz? Hemen anlatalım. Kış aylarında toprağın pH seviyesi düşebilir ve asitik hale gelebilir. Bunun birkaç sebebi vardır. Yoğun yağışlar ve kar erimesi topraktaki kalsiyum ve manyezyum gibi bazik mineralleri yıkayarak uzaklaştırır. Bu da toprağın daha asitik olmasına yol açabilir. Organik maddelerin çürümesi, özellikle dökülen yapraklar ve bitki artıklarının parçalanması sırasında asitik bileşikler oluşmaya başlar. Toprak canlı bir varlıktır ve aynı bizim gibi solunum yapar. Kar örtüsü altında bile devam eden toprak solunumu karbondioksit üretir. Kışın topraktan uzaklaşması çok daha zordur. Toprakta fazlaca biriken karbondioksit ortamda fazla su ile birleşerek karbonik asit oluşturur ve pH'i düşürebilir. Özellikle organik madde bakımından zengin ki bizim de istediğimiz böyle bir topraktır veya kirli topraklar kıştan sonra daha asitik hale gelebilir. Asit yönünde artan bir pH'e sahip toprak birçok sorunu beraberinde getirir. Bu nedenle dolomit unu gibi bir malzemeyi şu an kullanmak çok önemli. Başka malzemelerde kullanılabilir. Ancak ayrıca kalsiyum ve manyezyum sağlaması bizim için artı bir kazançtır. Kalsiyum ve manyezyum domates gibi meyvelerde ve özellikle meyve ağaçlarında sağlıklı büyümeyi ve verimli olmayı tetikler. Aslında denklem basit. Dengeli beslenen ağaçlar mantar ve bakteriyel hastalıklara karşı daha güçlü olur. Her şeyde olduğu gibi dolomit ununu da dikkatli kullanmak gerekir. Aşırı kullanmaktan kaçının. Eğer fazla dolomit unu kullanırsanız toprak pH'i aşırı yükselerek bazı besinlerin bitki tarafından alınmasını zorlaştırır. Hızlı sonuçta beklemeyin. Dolomit unu sentetik kimyasal gübreler gibi anında etki etmez. Bu nedenle sezon başında mutlaka kullanmaya özen gösterin. Yanlış zamanlama sıkıntı yaratabilir. İlkbahar dolomit unu kullanımı için iyi bir dönemdir. Ama ağaçlar henüz tomurcuklanmadan önce kullanmak çok daha iyi olurdu. Fakat sebzeleri yetiştireceğiniz toprak için tam zamanı diyebiliriz. Ağaçlar için de çok da geç kalmış sayılmaz. Dolomit ununu kullanırken dikkat etmemiz gereken oranlar şunlar. Büyük meyve ağaçları için 1,5 kilogram. Küçük ağaçlar için ise 750 gram dolomit unu yeterlidir. Ağacın kök bölgesine serpilerek uygulanır, ardından toprağa karıştırılır ve iyice sulanır. Sebze yetiştirilecek toprak için 1 metrekarelik bahçe toprağına 250 gram dolomit unu karıştırılabilir. Daha asitik topraklarda bu miktar 300 grama çıkartılabilir. Saksıdaki bitkiler için de 5 litrelik bir saksı toprağına 1-2 yemek kaşığı dolomit unu eklemek yeterlidir. Sonuç olarak İlkbaharda dolomit unu kullanımı toprağın sağlığını iyileştirmek, ağaçların besin alımını arttırmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için harika bir yöntemdir. Ancak doğru miktarda ve doğru zamanda uygulanması çok önemlidir. Bir videonun da sonuna geldik. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.